Herkese merhabalar, sevgiler. Tottiler Mesliler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tabii yine tam kadroyuz. Hocam ne habersiniz? Zumba gibiyiz abi. Bir şey değil mi? Çok iyi değiştirdin abi. Çok iyiyiz. Bizim bu kendi aramızda yaptığımız şakalara bazı yorumlarda biz de tadık olalım diyoruz. Biz 15 yıldır arkadaş olduğumuz için efendim bazen hakikaten kendi aramızdaki şakalarımız oluyor. Kusura bakmayın diyelim. Tottiler Mesliler dili diyebiliriz. Evet, evet. Zamanla yeni katılımcılarımız da alışacaktır. Menüyü verelim mi? Çok güzel gündemimiz var. Menü dolu dolu. Alayım menümü. Görsel de çok güzel. Bu hafta gerçekten çok dramatik bir hafta oldu Avrupa futbolu için. Jürgen Klopp sene sonu bırakacağını açıkladı. Çok güzel çalıştı Fritz hocamızla, Kıyıcı hocamızla. Güzel bir onu konuşacağız. Xavi de durur mu? Yapıştırdı cevabı, o da bırakıyor. Onu biraz daha eleştirel konuşacağız. Villarreal 5-3'ü de izledik. Serie A'da birçok abi, siz bayağı bir maç izlediniz Serie A'dan. Uzun süredir de çok konuşmuyorduk. Serie A'ya da bir gireceğiz. Ondan sonra Bundesliga'ya hem Sacha Boey transferiyle hem de Leverkusen'in puan kaybıyla gireceğiz. Bayağı keyifli bir gündemimiz var. Afrika Uluslar Kupası'nı bu hafta konuşmayacağız. Siz zaten Serengeti'nin sesi dinleyicileri oradan takip ediyordur. Ama tam araya denk getirdiğimiz için şu an iki eleme maçı oynanmadı da onları haftaya AFCON'a devam edeceğiz. Biz maçları izlemeye devam ediyoruz diyelim. Abi Jürgen Klopp'un Liverpool'da yarattığı fark iyi bir teknik direktörün bir takıma etkisinden çok daha fazla. Yani Klopp'tan önce biraz daha kaybolmuş bir camia varken işte yaptığı transferler biraz artık alay konusu. Bugünün Manchester United'ına benziyordu aslında. Ama şu an orada harika bir yapı var. Taraftarıyla yani hocasıyla oyuncularıyla bir komünite var. Önce o etkiyi bir konuşalım. Ondan sonra ayrılığın sonuçlarını değerlendirelim. Abi önce bir bence ayrılık anını değerlendirelim. Çünkü çok şok edici bir durumdu. Aa ne güzel, bu hafta sonu diğer liglere vakit ayıracağız. Premier Lig konuşmayacağız. Premier Lig yok. FA Cup maçları falan var derken Premier Lig geldi, yine ana gündemimiz oldu. Çok acayip bir figürün açıklamasıyla ana gündem oldu. Abi biz bunlara şey diyorduk biliyorsunuz sürekli, özellikle Pep ve Klopp ikilisine, özellikle 2018'den itibaren bunlar takımlarının yıldızı oyuncular değil bunlar. Yani De Bruyne tarihin en iyi 10 orta saha oyuncusundan biri ama o takımın yıldızı Pep. Bu takım hele hani City için bir sürü daha yıldız, daha parıltılı oyuncu söyleriz. Bu takım Klopp'la çalışmaya başladığı andaki imajları o futbolcuların düşününce çok daha öte teknik direktörünün yıldız olduğu takımdı. Ama ayrılık açıklaması süperstar değil, tanrı teknik direktör açıklaması. Çünkü bu adamlar özellikle Pep'le ikisi kendi kaderini kendisi tayin eden adamlar olduklarını bu açıklamayla, bu şu an geldiğimiz noktayla kanıtlanmış oldu. Çünkü mesela Ancelotti'yi de çok severiz. O da çok büyük hocadır. Ama Ancelotti mesela sözleşmesini Klopp gibi 2026'ya kadar uzatmış olmasına rağmen yarın Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme gelir. Üst üste 3 maç kaybedersin. Arkandaki takım senin 3 puan önüne geçer, 4 puan önüne geçer. Hemen Ancelotti ile yol ayrımı haberlerini okumaya başlarız. Klopp için böyle bir şey mümkün değildi. Klopp kendi kaderini kendisi tayin edecekti. Etkisini konuşmak için de tabii ki en kolay yol bence, en mantıklı yol geldiği zamanki 11'i açmak. Geldiği ilk maça çıktığı 11'e bakmak, işte Klein'lar, Lovren'ler, Benteke'ler falana bakmak, ikinci senedeki 11'ine bakmak ve en çok da şunu düşünmek abi, benim için Klopp geldiği zamanki kendi imajıyla, Klopp inanılmaz bir teknik direktör, herkesin havada kaptığı bir teknik direktör olarak gelmedi. Dortmund'da parıltısı sönmeye başlamış. Dortmund işte 7.liğe 8.liğe düşmüş ve tek tip bir futbol oynatan, aslında büyük eleştiri buydu kendisine. Kendisi bir tane bildiği oyun var. 7-8 sene Dortmund'da bunu oynattı ve bu da çözüldüğü için artık seviye düştü sanki. Zannedilen büyük hoca olmayacak derken geldi. Ve söylediğimiz o kadroları dönüştürdü. Çok büyük hayal kırıklıkları yaşadı takımıyla beraber. Yani 3 tane final oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde 2 tanesini kaybetmek, ilk kaybettikleri finalden sonra o güçsüz kadroyu yeniden toparlamak, yeniden yaratmak, hep düşük bütçeli görünen, tabii ki çok büyük paralar harcadılar ama çok nadiren olmuş futbolcu aldı Klopp. Hep kendisinin 27 yaşında alsa bile bir futbolcuyu, o futbolcuyu başka bir şeye dönüştürebileceğini kanıtlayarak ve en önemlisi de kendisi diyor ya, enerjim bitti. Bizi
Ya böyle bir futbol oynayan takımın enerjisi neden bitmiyor? Yani 60 maç oynuyor Salah, Mane ve şey. Ve 16-17 kişilik kadro Firmino. Harbiden. Evet, 60 maç oynuyor. Sezon bitiyor. Biri Copa Amerika'ya gidiyor. Biri AFCON'a gidiyor. Beşer maç orada oynuyorlar. Beşer altışar maç. Önce sonraki sezon biz diyoruz ki artık düşer bu takım biraz. O performans gelmez. En iyi sezonlarını geçiriyorlar. Tarihi bir sezon geçirip şampiyon oluyor falan. İnanılmaz bir başarı. Çok uzattım. Daha çok söylenecek o kadar. Evet abi. Konuşuruz zaten. Sana bırakayım abi senin hislerini. Abi şöyle şimdi hani futbolda beraberlikler kadar ayrılıklar da vardır. Ama bu 2026'ya kadar sözleşmesi olan Jurgen Klopp'un ayrılığı hakikaten bomba etkisi yarattı. Çünkü beyin olarak yorulduğunu, enerjisinin tükendiğini söylemesi, akla çeşitli iddialar getiriyor. Yani Fenway Sports Group, Amerikalı sahiplerle acaba transferdeki yaşanan anlaşmazlıklar mı? Çünkü hani rakibi Pep Guardiola'nın aldığı bütçeyle işte Amerikalı grubun Liverpool'da son dönemde aldığı destek de abi. Orada bir şey, kusura bakma böldüm de. Bit City'nin işte Beggersteiner'ın falan kurduğu yapıyla Klopp geçen sene kendi getirdi sportif direktörü. Adam transfer sezonu bitince Ocak'ta ayrılacak. Yani Liverpool'da tabii. Öyle bir yapı da yoktu çok. Ki hani Jurgen Klopp çok dobra bir adam. Ağzındaki şeyi söyleyebilen bir adam. Yani federasyonla ilgili mesela bizleri NBA gibi sürekli maç oynuyoruz dedi. Yani NBA'yi geçti artık dedi. Bu Premier Lig'deki fikstür sıkışıklı. İşte Carabao Cup, FA Cup, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi elemeleri, Premier Lig'deki sıkışmış fikstür. Hani dobra şekilde söyleyen bir adam ve hani Fenway Sports Group da şey, hiç itiraz etmemiş yani bu ayrılık bırakacağım demesine. Hemen yeni hoca için işlemlere başlamışlar. Tabii buradaki Klopp'un söylemek istediği şeyi düşününce biraz böyle anlayabiliyorsun. Hem planlama yapıyor. Şimdi mesela gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Kadroyu dönüştürmek istiyor. Bazı oyuncular yaşlandı. Bazı oyuncuların yeri hala da olmadı. İşte Sadio Mane'nin olduğu, Firmino'nun olduğu denklemlerden başka bir şeye geçiş yapıldı. Darwin Nunez transferinden beklenen verim alınamadı. Bazı oyuncular Van Dijk'ın performansı düştü. Birçok sorunla mesela o mücadelesini sürdürdü. Geçen sezon belki ligi istediği yerde bitiremedi. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı ama bu sezon ligde lider mesela. Bu adamın neden bıraktığını düşününce şey aklıma geliyor. Takımın planlama boyutunu ayarlama durumu var. Sürekli maç, sıkışık fikstür. Hakikaten enerjisi bir tükenmişlik sendromu var ya Türkçe'de. Aynı tükenmişlik sendromuna girmiş olabilir ve anlayışla karşılıyorum. Hakikaten zaten bir sezon hiçbir takım çalıştırmayacak diye haberler de hemen sosyal medyaya peşi sıra sızdı. Ama bize ne kattı? Şimdi 2015'te Fris'in bahsettiği gibi Jurgen Klopp'un geldiğinde kadroda bakıyorsun mesela işte Klein, Mamadou Sakho, Lovren, Moreno, Benteke. Bir yapı Brendan Rodgers'ın hakikaten bırakmış olduğu bir enkaz vardı. Özellikle o şampiyonluğun kaybedilmesinden sonra. 3 tane Şampiyonlar Ligi finali. Bir tanesi Karius sebebiyle kaybedilen bir final. Bir tanesinin de Tottenham'da dünyanın en sıkıcı finali ama win diye yazdığı bir kupa. Real Madrid'e karşı yeniden kaybettiği bir final. Favori olarak çıktığı maçta. Salah'ın omuz sakatlığı geçirdiği final oydu herhalde değil mi? Ki hakeza... Karius'un enteresan olaylar evet, evet, o maçta. Avrupa Ligi'nde geldiği sezon mesela final Sevilla'ya kaybetti. Ama sürekli özellikle 2018'e 2021 yılları arası müthiş bir rekabet izlettiler bize Pep Guardiola'yla. Yani işte pandemi sezonunda bir şampiyonluk kazandı. Mesela o Liverpool Premier Lig'deki ilk şampiyonluğunu kazanıyor 92'den sonra. O da pandemiye denk geldi mesela. Şimdi bugün düşününce Klopp'un vedası acaba bu sezon tribünlerin önünde görkemli bir şekilde Liverpool'dan ayrılığı yine şampiyon bitirebilir mi? Baba ben Arsenal taraftarıyım. Liverpool şampiyon olursa sevinirim. Yani birçok futbol sever. O kadar duygusallığa gerek yok. O kadar da değil. Birçok futbol sever eminim dünyada şey diyordur yani. Klopp'un bu şampiyonluğuna üzülmez yani. Şampiyon olarak bitirmesine benim üzülmez. Benim teorim şu. Gittiği her takımda 8-9 sene kalıyor ya. 7-8-8-9. Şimdi bu yapılanmayı bitirdiğinde bu adam aslında bir turu tamamlamış olacaktı 2026'da. Şimdi 56 yaşında. Ona baktım. Bir yaşını doğruladım. Bir sene dinleneceğim diyor. 57. Yine iyi bir takıma gitti. Bir 8 sene 65'e kadar çok güzel bir dönemece daha girebilir. Ama kesinlikle bir sene dinlenmesi şart ya. Evet, yani kendi bu, de diyor yorgunum diyor. Yani ben. Belki Nagelsmann çok kötü gidecek Euro'da. Euro 24'te Almanya milli takımı devralacak. Belki Bayern devralacak iddialara göre ama bir sezon dinlendikten sonra o hakikaten bu adam yani bir makinenin gövdesi abi. Bütün dişliler buna entegre. Bütün dişliler buna bağlı. Tanrı teknik direktör lafına katılıyorum. O şekilde bir teknik direktörün şimdi hemen bir yere geçiş yapması da kariyeri açısından kötü bir sekteyi uğratabilir yani. Başarısızlıkla buradan geçiş yapması hoş olmaz. Ama Klopp'un her zaman var olması gerekiyor abi. Bir sene daha dinlenecek.
Şimdi Klopp'un nereye gideceğini konuşuyoruz. Klopp'un yerine gelecekleri de çok güzel. Dur abi, geçmeden biraz daha Klopp'u konuşabilir miyiz? Ya saha içini bittiği zaman, sezon sonunda tekrar baştan bir konuşacağız. Çünkü bence çok güzel bir şeye tanık olduk. Yeniden bir takım nasıl yaratılır? İkinciye nasıl yaratılır? Şu an ikinci halini izliyoruz. O yüzden saha içini konuşması çok zevkli bir takım Liverpool. Ben bunu bu yayında konuşur muyuz diye önce bir ilk maçını falan izlemeye başlayacaktım. Sonra dedim bunu sezon sonuna bırakalım, ama mesela Klopp'un Pep'le yaptığı maçları baştan izlemek beni sıkmayacak. İzleyeceğim mesela o maçları. Öyle bir adam. Ama pandemi dedin ya, oraya gelecektim abi. Bu adam kendini kısa tatilinde hep böyle dünyanın enteresan yerlerine giderek, ailesiyle çok uzun süre vakit geçirerek açıyormuş çoğu insan gibi. Dünyayı gezmeyi çok seviyormuş. Pandeminin öyle bir etkisi olmuş annesine. Gidemiyorsun hiçbir yere. Annesini pandemide kaybetti. Almanya'ya gidemedi çünkü yasaktı. Bütün şeyler durdurulmuştu, uçuşlar durdurulmuştu. O kısım çok yaralamış muhtemelen. Ve bizim buradaki ilk sezonumuzun sonu abi. Mayıs'a 4 kupanın 4'ünde de aday olarak giriyorsun. En önemli iki tanesini, Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Ligi, birini finalde birini son hafta çok kötü şekilde kaybediyorsun. Yani Premier Lig 45, ilk 45 bittiğinde son maçın Liverpool şampiyonluğa gidiyor diyordu. 15'te 13 müydü? 15'te evet, 14 müydü? Çok enteresan gidiyor. Evet. O kısım da çok ekstra etkiledi bence. Ve ben şunu düşünüyorum abi. Ya niye şimdi sorusu var ya, kıyıcı da dedi. Niye şimdi acaba, ne buradaki kafadaki şey? Benim tahminim, bunlar egoları da haliyle yüksek insanlar. Egosu belli bir seviyede olmayan adamlar bu kadar iyi insan da yönetemez. Bence geçen senenin çok kötü halinde karar verdi. Artık olmuyor, yapamayacağım dedi. Ama böyle adamlar da kötü halinde bırakmak istemez. Eşi abi, geçen sene bırakacaktım, eşim engel olduğu okudum evet. Ben. Bir de şey abi ya, hani hakikaten bir de böyle adamlar başarısızlığı görüyorsa, önündeki öngörüsü oysa, transfer hamlesi olsun, takım içindeki ahenk olsun, kendi enerjisinin takımla birleşmesi olsun. Şu an dediğin gibi zirvede şampiyon, belki de şampiyon, belki yine üçüncü olacak. Belki Avrupa Ligi'ni kazanacak, dördüncü olacak, onu bilemeyiz ama hissetmek diye bir şey var ya, Klopp da bu hissi hem takımdan almıştır hem de kendinden almıştır. Şimdi bir sezon daha uzatsa belki daha da kötü olacak. Geçen evet. Sezondan da kötü olacak. Benim hayalim şu, Fritz geçen seneden beri söylediği şey. Şimdi Klopp'un son döneminde, artık son uzun dönemi diyorum yani, iki sene gezen bir adam değil bu. Hem oyunu olmayan hem oyuncusu olmayan bir takımda bence yorulmaması lazım. Real Madrid'de oyuncu bol. Oyun yok. Bir santrfor alıp orada güzel bir santrfor yaratıp, atıyorum Bonifaz mesela geldi orada kendini dönüştürdü. Takımı da büyüterek. Kamavingalı, Tchouameni'li, ki çoğu oyuncu Liverpool'a istediği oyunculardı. Tchouameni'nin peşinde çok koştular. Şöyle bir 7-8 sene Real Madrid'le, bir de biz Real Madrid'de çok kupa izliyoruz da iyi oyun nadir izliyoruz 10 yıldır. Şöyle güzel de bir Real Madrid yarası hakikaten. Biliyorsun Real Madrid bu yola girdiğinden beri, ki aslında Real Madrid bu yola 2016'da falan girdi. Şu an en iyi haline ulaştı. Ama bu kadronun oluşacağı netleşmeye başladıktan beri benim hayalim Klopp-Real Madrid evliliği. Normalde kağıt üstünde Klopp-Real Madrid, yani Klopp daha insani bir adam olduğu için Real Madrid'le böyle çok daha kibirli insanları yakıştırıyoruz. Ama kadro olarak bu kadar cuk, bu kadar hazır kadro olmaz, ama geçireceği bir sene bence çok belirleyici olacak. Yani geçireceği bir sene ben yeniden bu makineleşmiş dünyaya adapte mi olacağım? Yoksa Alman milli takımını kendime alıp orada onunla mı takılacağımın kararını verecek bence. Yoksa Ancelotti'yi ben çok seviyorum ama şu an Real Madrid'in elindeki kadro Ancelotti hocanın elinde oyun olarak bence heba olabilme ihtimali olan bir kadro. Maç kazanan kadrosu. Evet, maç kazandıracak ama böyle bak ne saydık abi, bir sürü final kaybetti bu adam. İki tane sezonu son haftada kaybetti. Normalde bunlar başarısızlık değil mi? Ama her maçını belki de Manchester City'den daha keyifle izletti bize. Yani Real Madrid'in de hafiften o yola girmesi lazım. Bir de şeyi ekleyeyim. Klopp diğer teknik direktörlerden farkı bence insani tarafı. Sevmeyen de çok sevmez mesela saha kenarında gösterdiği duygular, ama duygularını göstermekten çekinmeyen bir adam. Şunu biz futbol dünyasında, erkeklerin yoğun olduğu bir dünyada çok görmeyiz. Ya yapamıyorum yani.
yoruldum, yapamıyorum. Yani bu duyguyu göstermesi bence önemli. Şu an dünya yine böyle çok sanki herkes kendi içinde bu kadar ruhsal sorunlar yaşarken bu sorunlar sanki ayıpmış gibi ötelemek, bunu public bir yerde söylememek falan, oraya doğru gidiyoruz ve genelde hep maçoluk, sertlik, bilmem nelik övülüyor. Böyle bir ortamda bu adamın duygularını göstererek dünyadaki bütün teknik direktörlerin ayıla bayıla çalışmak isteyeceği bir yerden kendi kararıyla ayrılmasını kıymetli. Yani hakikaten influencerlar devrinde insan sek bir insanlık gösterdiği tabii, için tabii. Ayrıca tebrik tabii. etmek lazım. Gelmeden önce bir de 2015'te dünyadaki Liverpool için en doğru teknik direktördü. Yani 8 Ekim 2015'te imza attığında abi bu birliktelik Dortmund'dayken yaşanacak diye görüyorduk. Hem tribün, Kop'un işte Klopp'la uyum olacağı, hem de oyuncu grubuna hakikaten çok kötü bir kadro bırakmıştır Brendan Rodgers. 2014 şampiyonluğundan sonra o kadro inanılmaz şey yıkıp yapacak adamdı. Müthiş. Ve çok bütçesi yok. Kim derdi abi? Muhammed Salah. Ya Chelsea'de oynadı, Roma'ya gitti, kenar forvet, kaç atar? 10 atar. Makine Bazel... yaptı. Ünal Aysal'ın açıklaması. Bruma'yı tercih ettik tabii. Salah'a diyor. Sadio Mane. Salzburg'da oynamış. Ama yok. Klopp'la beraber bu. Firmino. 9 numara. Hoffenheim geçmişi var. Ama o oyunun, oyun motorunu en büyük çeviren adam. Geldiğinde Firmino için klasik Liverpool tabii. flop'u falan deniyordu. Şey abi 75 milyon sterlin. Van Dijk. Ya bir stopere o kadar para verilir mi? Neden verildiğini gösterdi. Alisson. Müthiş, müthiş hamleler. Yani tarihinin en iyi kalecilerinden biri, en iyi stoperlerinden tabii. biri. Yani ben bire koyarım da tabii çok eski Liverpool tarihini bilmediğimden içinlerinden biri diyorum. En iyi hücumcularından biri, rekordan, rekor üstüne rekor kıran Salah. Robertson, Trent Alexander-Arnold, neler neler. Bak abi, hepsi çok özel adamlar ama bu devir Klopp devri olarak anılacak. Salah devri kimse tabii. demeyecek. Ve güzel tarafı da şu, bence bu kadar insanın da bu kadar etkilenmesi bu karardan, bir şok etkisi yaratmasının sebeplerinden biri. Yani olmuş, kendisi de olmuş bir halde gelmedi Liverpool'a. Şimdi 2015'te geldi, 2016 yazı Premier Lig'in artık tek başımayız biz. Bütün ligler arasında tek başımayız. Sezonu, sezon girişidir. Çünkü bir takımın başına Pep Guardiola gelmiş, birinin başına Conte gelmiş, birinin başına Mourinho gelmiş United'ın başına. Tottenham'ın başında da artık orada devleşmeye başlamış Pochettino var. O zamanki yayınların hiçbirinde kapağa koyulan birinci adam Klopp değildi. The normal one diyordu ya zaten kendine. Aynen. Aynen. Kapağa koyulan adam o değildi. Ama şu an diğerlerinin çoğu artık ya olmuyor bunlardan denilen seviyeye gelmişken Pep'in yanında ben bu 10 yılın teknik direktörüyüm seviyesine getirdi. Şu da güzel bir şey. O zamanlar abi çok net şu ayrım vardı. Pep Guardiola deyince aklımıza ne gelir? Pas futbolu gelir. Aslında öyle değildi, o kadar basit değildi. Klopp deyince Pep Guardiola'nın antitezi diğer hocaları düşünce de direkt futbol gelir. Gegenpress. İkisinin bu ligdeki rekabeti, Klopp'un takımı şampiyonluk için dönüştürmesi... Dönüştürürken ya ben topu kapınca hemen kaleye inmekle olmuyor bu iş. Çünkü onun da bir sürü arızası var. Biraz ben bu topu gezdirmem lazım. Bazen 4-2-3-1'e dönmem lazım. 4-4-2'ye dönmem lazım. Pep ondan çok şey aldı fiziksel anlamda, önde baskı anlamında. Şu an mesela eskisi gibi şeyi konuşmuyoruz. İşte bir tarafta pas futbolu var, bir tarafta da önde baskı, gegenpress, direkt futbol var. Bu iki teknik adamın rekabeti bence futbola çok çok fazla evet. şey kattı o açıdan. Biri Bayern Münih'te 9 orta sahayla oynamayı hayal ediyorum derken şu an 4 stoperle oynuyor ve müthiş bir futbol oynuyor. Diğeri de hiç McAllister'ı ön libero yapacak hoca değilken şu an onunla şampiyonluğa doğru yürüyor. Çok... Abi Henderson normal bir orta saha. Makin oldu, Wijnaldum, makin oldu. Bir daha hiçbir zaman o Wijnaldum olamadı. Erdan Şakir'i, 4-0'lık Barcelona maçındaki performansı. Bir teknik adamın, Pep Guardiola'nın da dokunuşları çok maharetlidir. O da başka bir şeye evirir mesela. Şu an bile hala devam ediyor ama bir teknik adamın tavanla taban arasındaki o tavanı hissettiren oyuncuya dokunuşunu ben Klopp'ta gördüm son 10 yılda. En çok özelinde. Özelinde yani bence o. Hep bir ara mesela Firmino, Hoffenheim'dan bir Dortmund yapıp öyle büyük takıma gidecek oyuncuydu. O arayı atlatan adam bu abi. Evet. O yüzden de mesela şimdi herkes şey diyor ya, müthiş bir takım bırakarak gidiyor. Ben orada şüphelerim var. Evet. Bu takım bu kadar, bu oyuncuların hepsini bu kadar iyi gösteren, bu seviyede gösteren, hepsi tabii ki çok kıymetli oyuncular ama en tepe seviyede gösteren şey Klopp'un biz kendisi. Biz podcast zamanı, bu daha canlı yayınlar bile yokken, Not Spor'da değilken hep şey diyorduk ya, abi Klopp'un takımından oyuncu almayın, oyuncu onun üzerinden yediliyor, onluk gösteriyor almayın diye. Abi... Her hafta konuşacağız Klopp'u zaten Premier Lig'le birlikte de hani onun böyle bir
Rahmetli Kobe'nin veda turu çok güzeldi. Onu böyle bir veda turu olacak. Yerine gelenleri de konuşalım. Çünkü çok hareketli. Burada en güvenilir kaynak genelde The Athletic'tir. Bu görsel de çok güzeldi. The Athletic çünkü hem haber alır hem de yorum alır. Buradakilerin dışındakileri de sayacağım ben. Bu arada Linders ayrılacak diye okudum ben. Kesin gidiyor yani. Bütün staff gidiyor. Evet. Herkes ayrılıyor. Çaycıyı bile götürüyor Klopp Hoca. Ki nereye götürüyor acaba? Götürmeye gerek yok. Aynen. Abi doğal aday Xabi Alonso. Herkes onu konuşuyor. Onun dışında De Zerbi. De Zerbi'yi Barcelona'da yazıyorlar. Oraya da geliriz. Nagelsmann. Bu da var görselde. Michel. Michel burada yok mesela. Girona'nın hocayı çok yazıyorlar. Michel'i. Simone Inzaghi yazmışlar. Bence gelmez. Yani bu takıma. Antep yazdılar sanki. Antep Postecoglou deli Liverpool'luymuş. Çağırırlarsa gelir diyorlar. Oo, deli Liverpool'muş. Bırakmaz yok şey. Thomas Frank benim en sevdiğim tercih oldu. Unai Emery de İşte bu da son tercih. Burada Simeone'ler, Gerrard'lar vesaireler de yazılır. Şimdi burada kimin gelmemesi gerektiğini biliyorum. Kimin gelmesinden ziyade Julian Nagelsmann'ı belirleyelim. Evet. Olmaz abi. Hansi Flick'le Nagelsmann bence gelmemeli. Ben doğal aday hepimizin kabul ettiği üzere Xabi Alonso'nun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da neden abi? Şimdi Liverpool efsanesi olmasının dışında oynattığı oyun ikliminin Liverpool'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü 3-4-2-1 düzeninde Muhammed Salah'ın veya Van Dijk'ın artık olmadığı yeni bir yapısal problemlerin azaltılarak yürümesi gerekildiği bir ortamda Xabi Alonso'nun ne izleteceği bize heyecan verici. Tabii burada Xabi Alonso gelirse Grimaldo'lu işte Boniface ve işte Wiss yanında biriyle geleceğini düşünerekten tabii bunu hayal ediyorum. De Zerbi konusunu Barcelona'ya gelince zaten konuşacağız Xabi üzerinde. Zinedine Zidane'ın geleceğini düşünmüyorum. Özellikle o Fransa milli takımına. Pepe rakip bekliyor. Olmaz yeni kurulacak takımlar. Simone'de birazcık böyle şey yakıştırma. Steven Gerrard kaldıramaz diye düşünüyorum. O zaten kontrat uzattı o. Aynen. Arap takımıyla. El ittifakla kontrat uzattı. Luis Enrique Paris'ten konforunu bozmaz. O da iyi bir yapı kurmak üzere başladı zaten bu sezon. O yüzden ben Xabi Alonso'nun özellikle Ancelotti 2026 Real Madrid kontratı uzatmasından sonra buraya daha çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü baktığında abi Xabi Alonso Leverkusen'le şampiyon olsun ya da olmasın veya Avrupa Ligi'ni alsın almasın mutlaka ki gelecek sezon bence o yapıdan ayrılacak. Yani daha büyüğü oynamak isteyecek. Bayern Münih'e gitmesinden ziyade Liverpool'a gittiğinde oradaki o kendi kurmuş olduğu düzeni Liverpool'da entegrasyon yaptığında nasıl bir şey izleteceği heyecan verici. Çünkü Xabi Alonso biraz şey bir adam abi böyle kendi fraksiyonlarına giden bir adam ya. Oradaki o pas oyunu, o geçirgenliği Klopp'tan sonra devam değil ama yıkıp yapma becerisine nasıl bir mahir olacak görmek isterim. Zaten Atletik'te bir yazı okudum. Onu bizim diğer gruba da attım. Oynattıkları oyunun en ya adayları arasında en farklı olan oyuncu Xabi Alonso yazıyorlar topu kullandıkları yerlerde. Onu yanılmıyorsam abi Fenway Sports Group yani sahipleri şey yapmış. Araştırma yaptırmış abi. Hani Klopp sonrası bize gelen hocalardan en uygun hangisi olabilir diye Xabi Alonso açık ara çıkıyor. Sen de kim? Abi bu arada şey söyleyelim. Şu adayların zaten Xabi Alonso hariç bence gerçekçi aday yok. De Zerbi de Frank'i soracağım abi risk sana. Risk olacağını düşünüyorum. Tam onu söyleyecektim. FSG, Fenway Sports Group Klopp'u getirirken söyledik ya Klopp en zirve halinde değildi getirdiğinde. Getirme sebeplerinin en büyük sebebi FSG'nin datayla gelişmiş istatistiklerle kafayı bozmuş olması ve o istatistiklere bakınca Klopp'un kötü Dortmund sezonunun hiç kötü olmadığını görmeleri. O açıdan Liverpool kadar kafayı istatistikle bozmuş bir takım var ligde. O da alt ligden beri öyle yani. Aston Villa'ya gönderdikleri hocaları Dean Smith zamanından beri öyle. Hocaların öyle belirleyen bir takım Brentford. Onun hocası da Thomas Frank. Thomas Frank ismi ilk an çoğu insana ben de dahil ne alaka dedirse de o açıdan düşününce şurada Xabi Alonso dışında bütün adaylardan daha mantıklı. Benim de iki numaram Frank. Aday. Evet Frank olur. Ve yani o yönetimin çalışma şeklini de düşününce yani arızalı tarafları da var o yönetimin çalışması şeklini. Çünkü bunlar bu data merakı yüzünden ya elimizdeki stoperler aslında süper deyip Klopp'un bir senesini yedi şampiyonluk sonrası senesini stoper almayarak. Klopp'un da hatası var. Daha çok zorlaması lazımdı. Ama ben Xabi Alonso'nun abi bakalım daha lig çok uzun da herhangi bir senaryoda 1,5 senede bırakıp geleceğini düşünmüyorum. Çünkü okuduğum, onu dinlediğim YouTube programlarına katılıyor. YouTube programı değil de programlara katılıyor. YouTube'dan izliyorum ben. İzlediğim hali ya tamam 1,5 sene oldu. Hadi ben kaçtım diyecek bir adam gibi değil. Ben bir Şampiyonlar Ligi çıkaracağını düşünüyorum. O zaman işler çok karışacaktır. Yani Liverpool için çok karışacaktır. Ama şuna çok güldüm abi.
duygularını anlamak için Liverpool'lu taraftarların podcastlerini dinlemeye çalıştım iki gündür. Abi hep biliyordum da, ben İngiliz dili edebiyatı okudum bir de. Yani o ülkeyle daha çok şey içinde olmam gerektiği zamanlar çok oldu. Yani kendileri dışındaki tarafa çok cahiller. Yani dünyanın diğer liglerine çok cahil İngilizler. Ama bu derecede beklemiyordum. Çoğu şey diyor. Xabi Alonso böyle 10 sene önceki Pep Guardiola futbolu oynatıyor. Çok yavaş pas futbolu oynatıyor. Bize uyar mı, uyumaz mı falan diyorlar. Abi bu kadar da uzak olmayın be dünyadan. Yavaş pas futbolu oynatıyor. Futbol konusunda en çok hızlı döndüren adam. Harbiden şeyler. Amerikalıların böyle kendi ülkesi dışındakilerle ilgili bilgisi çok azdır ya. İngilizler. İngilizler de öyle. Ben mesela Atletik'e şey yazarım. Mesela bir Türk futbolcusu gittiği zaman altına işte merhaba ben Koray, işte Galatasaraylıyım. Ben bu oyuncuyu izledim. Böyle 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 bir oyuncu geliyor diye Yunus'a yazmıştım. Alta gelen böyle ulan işte adam ne yazmış ya falan filan. Hep şey yazıyorlar ırkçı herifler. Türkiye'de böyle futbol konuşulmasını şaşırdık falan yazıyor. Yani biz zannediyorlar ki biz hakikaten kames topla oynuyoruz yani. Öyleler. O yüzden çok net anlıyorum. Ama abi Bundesliga'nın ikincisini de, Bundesliga'da düzgün bir şampiyonluk yarışı veren bir takımı da bil ya yani. Bak bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey bilmiyorsan her hafta 20 tane Xabi Alonso videosu çıkıyor ya. Şey yapıyordur adam mesela. Televizyonda Bayer Leverkusen maçı var. Bir aynı şey saatte İngiltere 3. liginde bunların mahallesinden bir takım maçı var, onu açıyordur o herif. Öyleler, öyleler. Thomas Frank de hakikaten 4-3-3'te Jensen'le, Norgard'lı, Okadro, Ivan Toney'li, Mboyemolu. Buradaki malzeme yani senin, elimizdeki bütçemiz bu dediğin gibi stoper almayıp da şunu bunu yapıp şeye çevirebilir ama yani Balotelli'li, Ricky Lambert'li kadroya da çevirebilir yani. Darwin Núñez'i ben ilk yarı 1.5 üstü alıştıracak adam. Ben genel kanının aksine yani müthiş bir takım bırakıyor Klopp'u düşünmüyorum. Ben açısından. Ben de fikrim. Katılıyorum. Ya da Ange Postecoglou dediği gibi Koray'ın Liverpool'la gönül bağı varsa yıkıcı bir oyunla oynatıp da eldeki malzemeyi Tottenham'ın kendi kadrosundan bir şey çıkartır. Öyle bir tercih yapılır. O ayrı bir şey yani. Ha, bunlar çok anlık şeyler. De Zerbi de öyle. Daha çok sular akar. Evet. 3 ay sonra bir bakmışız herkes Ange Postecoglou'nu tamam 3 ay eğlendirdi bizi falan diye konuşuyor. Bu işler daha çok zaman geçecek. O yüzden o bayağı bir konuşacağız. İspanya'daki ayrılık haberine geçelim. Ayrılıkların... Çok şey demiş midir abi? Ulan buna buna benim patlattığım hafta mı buldun? Abi görür görmez tweet'i gördüm. Şunu düşündüm. Cem Yılmaz'ın şey var ya, bir gazino sahnesini anlatır herkesin küfür ettiği sonra kolejlerin çıkıp... Ben de koyacağım ha. Dedim babacığım ne yapıyorsun ya? Bir hafta sonra açıkla ya. Ne var ya? Ama ben okudum detayları. Güvenlikler Xavi niye gelmiyor? Stadı kapatacağız demiş. Nasıl yani? Bayağı çok uzun süre toplantı olmuş bir Real maçından sonra ve basın toplantısına ilk defa ailesiyle geliyor. Yani belli ki orada çok uzun bir şey orada karar veriyor. İki hafta önce ama söylemişti. Bir şey kazanmazsak gideceğim yani herhangi bir kupa almazsak İpler gideceğim. Nerede koptu abi biliyor musun? Ben başlayayım hatta. Buyur abi. Girmişken. 2-4 Girona yenildiler ya kendi evinde. Orada bence koptu. Evet. Katalan medyası inanılmaz tenkit etti abi. Çünkü o maçta burada da konuştuk hatta. Koundé mesela Balde'yi oyuna aldı Christiansen yerine sol stoper oynattı. Cancelo Balde. Girona dalga dalga gelmeye başladı. Maç 4-2. 2 tane gol birden yediler. Takımla bağının kalmadığını herkes gördü çıplak bir gözle. İşte Koundé mesela sağ bek oynadı. Stoper oynadığı zamanlarda bile ısrar etti. Ama elinde Araujo gibi iyi bir defans oyuncusu var ve oyuncu hiç gelişmiyor. Takım hiç beklenen çıtaya yükselmedi. Yani Avrupa'da zaten işler her zaman istediği gibi gitmedi. Şimdi 6 numarada mesela sen Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun mesela karşıdaki makinede Rodri var. İşte Camavinga var. Chouameni falan yedek kalıyor yani. Sende Romeo var. Southampton'da bile oynadığı zaman tartışılan bir oyuncu Barcelona'nın 6 numarası. Şimdi takımla arasındaki bağ da böyle zarar görmeye başlayınca zaten bence orada açıklayacaktı. Biraz sarkıttı ama bu Villarreal maçıyla beraber tuz biber ekti. Villarreal gerçekten zaten... Abi maç çok komik oldu. Kıyıcı başta izliyordu maçı ama o ara bir sürü maç var. Juventus maçı falan izliyor. Maçı kapattık neler olmuş ya dedi. O sırada ben de açtım. 3 gol gördük. Ondan sonra 3 gol daha gördük. Aynen. Yani çok... Ah ne kaçırdık dedikten sonra 3 gol gördük. Ama Xavi'ye dair şunu söyleyeyim. Abi zaten sen hani kupa alamazsam gideceğim hocası değildin sen. Sen buraya zaten mesela geçen sene şampiyon oldun ne oldu? Sen buraya yeniden bir kimlik inşa etmeye geldin ve olmadı o kimlik yani. Valverde futboluyla şampiyon oldun. Evet. Valverde'yi gönderen futbolla şampiyonluk aldın ya. Ancak o kadrodan öyle verim alabildin. Lewandowski şimdi genç bir takıma kızmam. Bir tane olsun baba dersin ama
o finansal durumda o maaşları verdirip Lewandowski'nin böyle Luis Suarez'in Atletico'ya gidip şampiyonluk yaşamadan önceki sezonu vardı ya. Evet. Sahaya çıkamaz biz bu adam diyorduk. 8-2'lik. Lewandowski hafiften onun o görüntüsüne bürünmeye başladı falan. İşin özü sen bir kimlik inşasına geldin ve yapamadın. Evet. Kupayla mupayla alakalı değil yani. Kıyısının dediği hiçbir oyuncu gelişmiyor. Lamine Yamal inanılmaz bir herif. 2 maç inanılmaz oynuyor. Sonra 5 maç kötü oynuyor ve sen 5 maç bir daha Fermin yüzüne bakmıyorsun. Şov yapıyor. 3 ay yok. Abi zaten hani ben de şey diyeyim burada. Tarihin en iyi orta sahalarından, pozisyonu tanımlayan oyunculardan birisin. Efsanesi olduğun kulübe gidiyorsun. İlk sene şampiyon oluyorsun. Ve şu an hiçbir büyük takım hocasını yollayan Xavi'yi düşünmüyordur. Yani. Bir ispata daha ihtiyacı var. Yani var, var. Tabii, yüzde. Bu böyle bir başlangıca rağmen oynattığın topun kalitesi çok önemli ya. Mesela Klopp böyle bir başlangıç yapmış olsa anında Liverpool yapardı ya. Bu yapamadı işte. Ve çünkü sahada görüyoruz abi, sahada yani La Liga izlemek için bir sebep göstermedi bize Xavi çok. Ve çok güzel getirdin abi. Dediğin gibi bu ikilem Körfez ülkelerinde hocalığa kadar Gerard'ın yaptığı gibi. O hataya düşmez inşallah. Büyük bir hataya düştü Gerard. Katar'dan geldi. İşte yeniden i̇şte oraya tamamen abi. Oraya dönme eğilimine geçerse çok çok daha yere alır kariyeri. Bir de yerine şimdi ben bir de şey olarak bakıyorum. Pochettino ayrılırken o zaman Varil'deydik. Sen şey demiştin abi. Pochettino'nun yerine Mourinho'nun düşünülmesi onun ne kadar iyi iş çıkardığının kanıtıdır. Hatırlıyor musun o yayını? Burada yerine yazılan oyuncuları gördünüz mü? Yani bıraktığı Xavi tam tersi. Doğal aday Michel. Girona'nın hocayı her yere yazıyorlar. Zaten Barcelona şehrinin nüfusu artık yavaş yavaş Girona stadına. Aynen. Rafa Márquez alt takımın hocasıymış. Oo. Thiago Motta. Gelir mi emin değiliz yazıyor yanında. Of, Motta'yı da ikna etmesi zor. Yani böyle bir mesela şurada mezerbiler getiremeyizciler. Ben getiremeyizci tarafına hak veriyorum ama De Zerbi'nin de oynattığı hücum anlamındaki pas oyununun şablon olarak bir İtalyan'ı görmek isterim abi Barcelona'da. O kültürü de görmek isterim. Liverpool'dan daha çok oturuyor değil mi? Tabii. Kafaya? Bence çok de. Daha oturuyor. Yani Pedri, Gavi, De Jong. Fermin abi Fermin. Fermin. Belki bir orta saha, belki bir santrafor tiplemesi. Levan'ın ayrılma ihtimalini konuşarak. De Zerbi'nin oradaki iklimi başka bir boyuta geçireceğini düşünüyorum. Yalnız bu hafta bizim ekip epey zorlanmış ya. Aynen. Sürekli hoca görseli geliyor. Ya buradan Oğuzhan'dan özür diliyorum. Ya şuraya Rafa Márquez yazmasam takım çalıştıran Rafa Márquez fotoğrafı aramayacak adam mesela 6 saat. Kusura bakmasın ama yazmışlar. Abi bu arada aklıma Liverpool'a yine orada sayılan isimlerden daha mantıklı bir aday geldi. Amorim. Olabilir. Amorim buraya da yazarım. Amorim'i her yere yazarız. Amorim işte. Olur. Amorim bir şeyleri ispat etti yani. Oyun olarak. Tabii canım. Oyun olarak. Bak Amorim bugün büyük takıma Xavi'den daha hazır. Orada da mesela. Şampiyon oldu adam. Mesela çok gel yapıyorlar Wolverhampton'a falan. Öyle bir hataya düşmüyor mesela. Çok teklif var. Wolverhampton falan Lopetegui'den önce çok istedi ama gitmedi mesela. Ben bir de o kadar atlet mücadeleci oyuncuya nasıl oynatır diye bir de Newcastle'da merak ederim ona. Amorim mi? Newcastle büyük bombayı kucağına alacak da yazın Mourinho falan bakacağız bakalım. Bu arada Klopp'un ayrılığı Pep'in ilk Barcelona ayrılığına çok benzedi şimdi kafamda düşününce. Çünkü yani Pep'in o bir sene kendine ara verme ihtiyacı hissetmeye başladığı dönem Klopp'un o Michael Edwards'ın gidişi falan Pep de o ara her şeyi kendi yapmak zorunda olan adama dönüşmüştü. Pep muhtemelen bırakıyorum deyip 6 ay sonra Bayern Münih'e geçeceğini açıkladı değil mi abi? Bir yıl ara verdi. Evet. 6. ayında seneye Bayern Münih'le anlaştığını açıkladı. Ocak'ta, Şubat'ta falan Hankes de bırakacaktı. Gidip maçları izlemeye mesela başlamıştı. Evet. Almanca öğrenmeye başladı. Bayern Münih Pep Guardiola'ya şaşırmıştım mesela yani neden diye. Çünkü hani başka Twitter, bir yer bekliyorum. Twitter o dönem Pep Guardiola'dan nefret ediyordu. Hankes'le çok daha güzel zevkli maç izliyorduk. Tabii. Ama başlangıcı biraz öyleydi abi ya. Tabii. Ama Kimmich'i çektiği dönemden sonra bayağı eğlendik. Çok her şeyle çok oynuyordu. Onun şampiyonluğu rahat kazanacağı yerde deneysel takılma dönemiydi. Aynen. Onu oraya al, bunu buraya al. Füzyon mutfağına çok girdiğine. Geçelim mi Serie A'ya? Geçelim. Burada hoca adayları zaten çok yok. Xavi'yi de konuştuk. Abi bu bölümü zaten. Aa pardon, özür dilerim. Girona ve Real Madrid maçlarını izlediniz, onu atladım. Ha, konuşalım. Ya bu bölümü Klopp bölümü yaptık. Kısa La Liga ve şey geçelim. Ben
Girona'dan başlayayım. Girona Celta Vigo ile oynadı. Erken sayılacak bir gol buldular. Şükür bulamasalar 0-0'a net bağlanırdı maç. Abi inanılmaz bir Savio savunması yaptırdı Rafa Benitez Hoca. Yani topa değemedi çocuk yani Savio. Top cambazı herif. Hiç açı olmasın gider alır o topu alamadı. 1-0 dedim ben Girona böyle bir maç yaşamamıştır. Çünkü Girona 1-0'da kaldıysa maç o maç ya 1-1 olmuştur, 1-1 olunca 2-1 olmuştur. Bir baktım bütün maçlarına. Bütün sezon bir tane daha 1-0'ları var. O da ilk yarı Rafa Benitez'in Celta Vigo'suna karşı. Ama güzel test oldu. Böyle takımların yani tabii ki şampiyonluk hala daha düşük ihtimal Real Madrid'le yarışan düşük bütçeli takım için de böyle takımların 0-1'e çok ihtiyacı var abi. Ama her testi geçiyor abi. Ne test kovulacak mı sence? 3-2 3-2 ile alamaz. Yok abi bence bir şey olmaz devamı sezon sonuna kadar. Bir şey olmaz sezon sonuna kadar. Ben o açıdan beğendim. Çok zevkli bir Girona maçı olmadı ama dediğim gibi önemli bir test geçtiler. Las Palmas Real Madrid. Abi Las Palmas kendi evinde çok tehlikeli bir takım. Bunu baştan söyleyeyim yani. Ben Real Madrid'in puan kaybedeceğini düşünmüyorum ama zorlanacağını düşünüyorum. Zaten öyle oldu. Pardon bir de Las Palmas 0-0'a bağlamış bir maçı Girona'ya karşı. Bağlamış. Abi bir sezon başı. Şeyde mesela Real Madrid'in ilk bir 20 dakika hızını kestiler. Yani o işte zaten Bellingham'ın yokluğunda takım bir zorlanıyor ya. Ama iki tane pozisyon buldu orada. Vinicius ve Rodrigo atamadılar. Maç tabii ilk devre 0-0 bir şekilde geçti. Çünkü Las Palmas'ta artık orada dalga kıran gibi. Oradaki havuzun içerisinde Madridli oyuncuları kaleye yaklaştırmamaya çalışıyor. Tam bir Anadolu takımı gibi. Önde Santiago Ramirez. İspanyol forvet, boğuşan forvet tiplemesi. Tabii ikinci yarının başında Munoz'un attığı golle beraber Las Palmas öne geçti. Biraz artık Ancelotti civataları sıkmaya başladı. Hemen işte Brahim Diaz'ı da Ceballos'u çıkarttı. Jose'yi de şeyi aldı. Valverde'yi aldı. Oyun birden orada hemen akmaya başladı tabii. Tabii ben Bellingham yokken esasen Arda'nın bu maçta oynayabileceğini düşünüyordum. Forvet arkasında serbest oyuncu ama tercihini Brahim'den yana kullandı hoca. Tabii sonra hemen yoğun baskıyla beraber Vinicius'un attığı gol ve duran toptan Kroos'un nefis ortası. Bu arada Toni Kroos bu sezon inanılmaz oynuyor. Aynen. Abi sağda ben Modric'ten beklerdim. Hani Modric biraz daha bu sezon götürür. Kroos yatmaya başlar diye tam tersi oldu. Modric hiç oyuna bile sürmüyor. Kroos basmadık yer bırakmıyor. Kroos her maç 11'i. Müthiş. Duran toptaki Şaumen'in attığı gol ve 2-1 kazanmasını bildiler. Ama programın girişinde de bahsettiğimiz gibi oyun var mı dersen yok. Yani şok toplarla karşı yarı sahaya 3. bölge 2'den 3'e birden geçirme. Bireysel becerilerle. Ya zaten Madrid şeyi düşünüyor artık. Onu da çok belli etti. Yani Girona'yı biz de her türlü tepederiz. 1 biz 2 Girona olur. Biz Şampiyonlar Ligi'ne aldık vereceğiz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bir an önce işte simulate etmek istiyoruz oyunlarını. Çok artık belli ediyor. Onun dışında tabii Barcelona maçına detaylı girmedik ama Xavi'nin de bu sezonki ayrılığı özellikle Madrid sosyal medyasında işte sıradaki kim gibi geyiklere konu oldu. Ama işler güzel mi dersen, bu oyun Şampiyonlar Ligi'ne yeter mi dersen yetmez. Abi senden çok hızlı Serie A alalım. Senle Juventus'la Serie A'yı bitirip Sacha Boey transferine veda edelim. Abi özlemişim. Serie A bayağıdır özel oturup Serie A küçük takımlar falan izlemiyordum. Onları izledim. Şimdi de çok vaktinizi almayayım sizin onlarla. Lecce, Sabeke ile falan çok vaktinizi almayayım. Atalanta bu sene ayda iki defa izlemeye çalışıyorum yine. Çok denk gelirse bazen kötü Atalanta'ya denk geliyorum. Bu sefer Bologna'ya karşı harika Atalanta'ya, harika Deketelare'ye denk geldik. Muhteşem oynadı Deketelare. Önde mi oynuyor abi? Santrafor tiplemesi mi? Abi Santrafor'un arkada şeyin rolünü düşün. Josip Iličić'in rolünü biraz daha bu tarafta yapıyor. Yani bazen Santrafor'u ikiliyor, bazen derine geliyor. Yanında diğer oyuncunun adını unuttum. Mirançuk. Mesela Mirançuk yerine çok daha orta saha özellikle, 10 numara özellikle biri daha olsa orada yine keyiften kendi bayıltır. Kendi papusunu yaratsa yani. Keyiften bayıltır. Çok zevkliydi maç. Bologna'da biraz direnmeye çalıştı. Çok şey oynamaya çalıştılar. Kompakt kalmaya çalıştılar. Atalanta'nın klasik hücum gücünden bayağı çekinmiş hoca. Çok bir şey çıkmadı. Zevkli bir Atalanta haftasıydı. Benim için en iyi takımdı bu hafta izledim. Juve'yi alalım abi. Valla Milik sabot etti diyebiliriz abi. Böyle bir maçta hani Napoli'de yıllardır Serie A oynamışsın, Juventus'ta oynamışsın, 15. dakikada Sersi'ye yaptığı çok gereksiz bir işte zaten VAR hakemi sonra döndü sarıdan kırmızıya çevirdiler. Bütün Allegri'nin planlarını bozdu. Zaten Vlahovic de öne geçmelerine rağmen Allegri'nin en kötü değişiklik yaptığı maçtı abi. İlink ve Kenan'ı 70. dakikada gol yediler. Baldanzi'nin attığı çok o da saçma sapan bir gol oldu yani cepheden bir şut. Şezni'nin bir an dalgınlığıyla 78'e müdahale etti. Hani
çıkartırız bu golü diye müdahale yaptı ama çıkartamadılar. Maç 1-1 bitti. Büyük yer aldı şampiyonluk yarışında Juventus. Ki Empoli zaten çok zayıf bir rakipti ama bu Milik'in yaptığı hareket bence Kenan'a yarayacak. Yani Moşekin ve Chiesa yok. Diz sakatlığı sebebiyle Milik daha hani 11'de başlayamaz. Chiesa zaten gitti Atletico'ya. Abi hocayı çok övdük. Tamam düşük bütçe, dar kadro, futbolcu yok falan. Abi Milik olmasın o olmadı kadronun içinde artık. İki santrafor yani. Hava hakimiyeti falan bu işe bırakması yani lazım. Yolla Salernitana'ya. Salernitana da 20 evet. Maça çıksın senede. 5 golünü atsın geçsin. Aynen. Diyelim Sabek Lecce'nin Sabek'ini konuşmayalım demiştin ama Bayern'in yeni Sabek'ini konuşacağız. Bayern Münih üzerinden konuşacağız Avrupa programı olduğumuz için. Evet. Ya helal olsun bir defa kardeşim sana. Yani çok güzel bir kariyer ilerlemesi. Nasıl Kim Min-jae'nin bir anda Fenerbahçe, Napoli, Bayern Münih. Sen Napoli kısmını atladın direkt. ama gerçekten mesela arada öyle bir takım da yapsa bizim lige şimdi 30 milyon çok iyi para diyoruz. 30-35 milyon. Arada bir takım daha yapsa bu adam da 50'leri görürdü. Evet. O Napoli'den gitse 50'leri evet. Görebiliriz. Çünkü parayı veren insanlar bakıyor. Oynadığın lige bakıyor. Bayern Münih hep ne üzerinden tarif ediyoruz? Ya hocası çok dengeli bir oyun oynatabilen bir hoca değil. Bayern Münih'in alışık olduğu sürekli önde kalacağız, sürekli basacağız, kapacağız, güzel paslaşacağız, kaleye ineceğiz futbolunu oynamaya çalıştığında maçlar 3-2, 4-3'e bürünüyor. Çok böyle acayip kötü takım yakalamazlarsa. Ya böyle çok dengesiz olduk, biraz geride duralım derse de maçlar 0-0'a, işte hafta için Union Berlin maçı 1-0'a gidiyor. İşte atamadığın zaman da 0-0, 1-1 falan kitleniyor. O açıdan denge getirebilecek bir oyuncu. Önde oynamanı sağlayabilecek bir oyuncu. Ve ben Okan Buruk'un iki Bayern Münih maçında tercih ettiği futbolun bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok dalga geçildi. Ya övüyorsunuz, ediyorsunuz. Önde mi bastınız Kanzi? Yani, çok dediler. 0-0 ne oldu? Ben futbol seyircisi olarak ben keyifli futbol izlemek istiyorum. Ben o iki maçta çok keyifli futbol izledim. Galatasaray'a katkısı şu oldu. Büyük takım futboluna uygun bir oyuncu olduğunu Boye'nin gördüler. Çok net gördüler. Yani Kimmich ve Goretzka'nın dinamizmi düşerken, Musiala'yı artık oynatmak zorundayken, önünde Harry Kane gibi bir top önde kaldıkça etkisi artan oyuncu varken, benim önde presime destek olacak, geçişleri çok hızlı savunacak en iyi oyunculardan biri. Aynen. Abi, Sasha böyle Türkiye Ligi'nde bile gelişimini bize bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde bu denli göstermişken Bundesliga'da Bayern Münih gibi bir takımda o arenadaki fiziği, atletizmi, savunma, mesela son adam Boye, o şeyleri gösterecek yani. Sağ stoper Boye gibi oynayacak. Bayern Münih bunu Benjamin Pavard'la denedi ama olmadı. Bu arada abi çok güzel söyledin. Pavard stoper oynamak istediği için ayrılmış evet. Bayern'den. %100. Orada Mazrui mesela o istenen atletizmi bir türlü veremedi. Laimer'i çektiler, olmadı ama Boye onlar için. Belki de o grupta Bayern'le eşleşmemiz onlar için de çok biçilmiş kaftan oldu. Hem iş ahlakı, iş disiplini olan bir oyuncu. Hedefi olan bir oyuncu. Sahada işine bakan bir oyuncu. Hem Bundesliga'ya çok uygun bir oyuncu. Ve önünde oynayan zaman zaman Leroy Sané, zaman zaman bazen diğer taraftan geçince Matthias Tell, hatta işte Coman. Ters kanat yaptığı zaman oradaki oyuncularla da ahengin uyumunu sağlayabilecek bir oyuncu bu ay. O yönden çok sevindim. Yani buradaki buraya gelen yabancıların da Türkiye Ligi açısından Kim Min-jae'nin Napoli'den gitmesine rağmen bir örnektir. Buradaki bir potansiyelin var olduğu. Bu ay bunu zaten iki Bayern maçıyla gösterdi. Ve yapısal problemleri olan bir takım ya abi şimdi. Mesela Kim Min omuz sakatlığı, sırt sakatlığı tekrar ediyor. Oraya Pavlovic'i koydular. Goretzka hala yalnız kalıyor. Palhinha'yı bir türlü bitiremediler. Gene yaz transfer dönemine kaldı. Calvin Phillips olmadı. O Calvin West Phillips olmadı. Yani... O arada Galatasaray'da Bayern'in içini bilen çok insan var. İşte Fatih Demirel'i zaten. Tabii. Yani bu şeylerin tamamını ben biraz transferin hikayesini dinledim. Yani direkt Fatih'ten dinlemedim de işte Galatasaraylı kanallardan dinledim. Bayağı yani Bayern'in transfer bitirememesini kullanıp fiyat arttırmış Galatasaray zaten. Bir de abi düşün, bitirdi transfer de Erik Dier yani. Evet. Hani Erik Dier'in yanında Boye orada inanılmaz hani. Hem savunmayı toparlar, sağ stoper, atletizmini koyar, bek oyuncusu oynar, istikrar, sürekli devamlık sağlar. Müthiş transfer. Ya Didier Deschamps da artık bundan sonra görecek. Hoca hadi alma. Malagusto tercihinin nasıl yanlış olduğunda Bayern'in katkısını görecek. Tarihte genelde Galatasaray'a yarar. Ama yabancı bir takımın Twitter yangını ilk kez yarıyor. Trippier alınmasın diye öyle bir evet. Yangın yapmışlar ki.
Ve Trippier'i vermediler. Hı? Bu arada. Newcastle'da vermedi. Evet. Trippier de geçen sezon top oynayıp aslında bu sezonun ekmeyecekti. Bu sezon iyi değil yani. Hiç uygun profil değil. Evet. Hiç değil canım. 33 yaşında. Aynen. Bak, biz de keyifli izleyeceğiz hem ligde hem de Fransa'nın şampiyon takımında. Olursa üzüntümüz biraz azalacak. Bonusumuzu. Bir de şey, Türk takımlar açısından özellikle Galatasaray ve diğer temsilcilerimiz açısından şunu söylemek lazım. 1.1 milyon euroya gelen oyuncu 30 milyon artı bonuslarla gitti. Örnek politikanın böyle olması gerektiğini gösteren bir hamledir bu. İnşallah sürekliliği sağlanır yani. Abi bu şey... Rennes olur, Brest olur, senin seyrettiğin gibi abi işte Lecce'den olur. 15 milyon istiyorlarmış o çocuğu. Şimdiden i̇şte, 15 istiyorlar. Sana söyleyeyim mi? Dün izlediğimiz İbrahim Diakite. Bak izle Afgon'da. Ama abi şu çok önemli. Lig açısından şu 20 yaşındayız. Önemli. İşte geçen düştü. Türkiye'den giden en pahalı bonserviste giden oyuncular. Listeye baktım. Çok azı, neredeyse iki tanesi falan başarılı olmuş. Bu adamların başarılı, mesela Kim Min-jae'nin başarısı o yüzden önemli. Yani burayı biz 30 milyon euroları düzenli kazanacak hale getirmesi bu takımların iyi yönetilme yolunda da bir adımını atmasını sağlayan şey olacak. Giden oyuncular başarısız olmaya devam ederse, işte Cenk gitti olmadı, NDI'ye gitti olmadı. Haliyle sonra alacağı zaman biraz normalde işte abi işte biz bu kadar seviniyoruz. Bruges 2 günde 30 milyonluk 3 satış yapıyor mesela. Mesela Bruges satışını yapıyor. 2 gün içinde hemen yerine adamı almış oluyor mesela. Bunlar yok bizde. Bunlar inşallah da düzelir yavaş yavaş. Net katılıyorum abi kelimesi kelimesine. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ağzınıza sağlık. Aktı program. Harika maçları izleyeceğiz haftaya. Ve sonraki hafta sizle beraber izleyeceğimiz maçları da seçeceğiz. Gladbach ve Gerard Seoane hocaya sallayamadım. Bu nasıl bir savunma yaptırmak ya? Leverkusen'den intikam alacağım diye şampiyonluğu neden olacak adam çok sinirli. Ben şunu da ekleyebilir miyim? Biz kendimiz burada konuştuk. Lütfen izleyicilerimiz de Liverpool ve Barcelona'ya hoca adaylarını yazsınlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.